Şimdi günümüzde HIV testleri için arkadaşlar başlıca yaptığımız 3 tane test var. Bunlardan birincisi duymuşsunuzdur. PCR testi, HIV virüsü RNA'sına bakılan bir test. Onun dışında P24 testi, bu artık günümüzde tek başına pek yapılmıyor. Ve ELISA testleri, bu aslında ELISA testi dediğimiz bir metot. Biz buna anti-HIV antikor testi desek daha doğru olur. Çünkü ELISA bir metodun ismi. Anti-HIV antikorlarına bakan tüm testler aslında antikor testleridir. ELISA da bir antikor testidir. HIV şüphesinde ilk önce virüsün kendisine bakıldığı HIV RNA yani PCR testi en erken pozitif olan test arkadaşlar. Bu test yaklaşık virüs alındıktan sonra 10 gün sonra pozitif olur. Ama ideali 21 gün yani 3 hafta hatta 1 ay sonra bakılmasıdır. Birinci ayda bakıldığında arkadaşlar virüs varsa bu test %99 ile 100 arasında artık virüsü saptar. Onun dışında arkadaşlar hangi test yapılabilir? P24 testi. P24 virüsteki bir antijendir arkadaşlar. P18, P24, P31 birçok antijen var. Bu antijenler arkadaşlar yaklaşık yine 10. günde kanda görülmeye başlar. 3 hafta sonra 21. günde artık iyice belirir. Ve 90 gün sonra yaklaşık 90 gün sonra kandan kaybolur. Bu test dediğim gibi tek başına pek yapılmıyor. Anti testlerinde 4. jenerasyon yani combo testi diyoruz. Bu combo testin içinde P24 de var. Dolayısıyla siz test yaptırırken combo testi yaptırın. Böylece P24 antijenine de bakılmış olur. Anti-HIV antikorları testi nasıl arkadaşlar? İşte bu virüse karşı oluşmuş antikorları saptıyor. O virüs kana girdiği zaman buna bir antikor oluşuyor. Bu antikorun oluşması arkadaşlar tabii zaman istiyor. Öyle hemen ikinci gün test yapılmaz. Çünkü antikorlar oluşmaz. Virüs kana girdiğinde arkadaşlar yaklaşık 3 ila 8 hafta sonra artık antikorlar oluşur. Bu testlerde arkadaşlar bu süre zarfında virüsü saptayabilir ama ideali 3. ayda testin tekrarının yapılmasıdır. Yani 3 ila 8 hafta içinde bu testler, antikor testleri de yine virüsü saptar ama 90. günde yani 3. ayda yapılması daha uygun. 90. günde artık yapılırsa %96-97 civarında virüsü zaptar. Bazı özel durumlarda arkadaşlar işte sürekli cinsel temas öyküsü devam ediyorsa ya da işte immün direncin düştüğü durumlar varsa işte tüberküloz varsa, kanser varsa, bir takım lösemi, lenfoma vesaire. Bu durumlarda bu antikorların oluşması bazen 6 ay hatta 1 seneyi bulabilir. Onun için Dünya Sağlık Örgütü ne diyor? İşte bu durumlar varsa testin 6. ayda tekrar yapılması uygun olur diyor ama normal durumlarda hani böyle bildik bir hastalığınız yok, kanser yok, işte tüberküloz gibi bağışıklığı düşüren bir hastalığınız yok, ülseratif kolit yok falan. O zaman arkadaşlar 3. ayda bir anti-HIV antikor testi yaptırırsanız bu negatifse bir sıkıntı yok demektir.